bu bloğu böyle bir haberle ekonomiye, midemize, hayatımıza, cebimize bakan bloğa böyle başlamayı hiç istemezdim. Yani yengeç sepeti sendromunu anlatmıştım size. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Paçalarımızdan çekiyoruz. Kurnazız. Kendimizce sahtekarlık yaparak kısa yoldan köşe dönmeye pek bir teşneyiz ya. Buyurun. Kırmızı et iddia o ki söyleyen Türkiye koyun keçi yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik Bey mezbahalarda karkas etlere tazikli su sıkılarak etler şişiriliyor. İçine su enjekte ediliyor deyim yerindeyse. Ağır geliyor. Eve götürüyorsunuz, tencereye, tavaya atıyorsunuz. Su buharlaşıyor, uçuyor, gidiyor. Aldığın 300 gram kıyma et düşüyor 200 grama. Yazıklar olsun. Ama bizim asıl amacımız mezbalarda kesilen gerek küçük baş eti olsun, karkasın, gerekse büyük baş olsun bunlara tazikli su sıkılmamasıdır. Çünkü ete su sıkılmaz. Sonunda bu da oldu. Gıda ürünlerinde gramaj oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Çarpıcı iddia Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik'ten geldi. Etin karın ve göbek kısmındaki karkas alındığı zaman kirlerini yerlere su tutulur ve temizlenir. Ama gövdenin tümü sıcakken bunu tazikli su sıkarak bunu komple gövdeyi suya tutmak bu etin özelliğini kaybına neden olur, yol açar. Son dönemde yem fiyatlarındaki artış kırmızı et fiyatlarına yansıdı. Yükselen fiyatlara karşı Et ve Süt Kurumu olaya el attı ve halkın kırmızı ete erişimini kolaylaştırmak için %25 indirime gitti. Ancak bazı et kesim mezbalarında karkas ete yüksek oranda tanzikli su sıkıldığı iddiası var. Öyle ki bu yöntemle hem etin ağırlığı arttırılıyor hem de haksız kazanç elde ediliyor. Peki su sıkılan etle sıkılmamış et arasındaki fark nedir? Su sıkılmış bir eti, su sıkılmamış bir eti yan yana koysan zaten rengi açık bir şekilde anlaşılıyor. Kaldı ki o plastik tabaklara et koyuyorlar. Su sıkıldığı zaman tabağın altına etin altına su doluyor. Vatandaşsa duydukları karşısında hem şaşkın hem de tepkili. Abi doğrudur ya. Etinden, sütünden hepsiyle hile karışıyor. Belli bir sululuk ağırlık var tabii doğru söylüyorsunuz da. Ama bunu yapmak da tabii bunun vebali var. Yani büyük bir sorumsuzluk bence yani. Duymadım şu ana kadar da her her hile olabilir ya.